birimler. Dördüncü seviye kısmı seferberlik. Konum Fisk Kulesi. Fisk mi? Ekipler Fisk Kulesi'ne. 1084. Emir yolda. Daha fazla destek gerek. 10-32, tank meydanı. Ateş altındayız. Çekici getirin. Hepsini hallettim. Şimdi ne? Yuri? Yuri! Daha fazla destek çağırın ve hava sahasını kilitleyin. İyi misin Yuri? Binadan çıkarsa onu temelli kaybederim. Ben bir şunlarla ilgileneyim mi? Hepsi senin. Evet. O gün bugün Willy. Ben geldim. Hey sen nereye? İyi uçuşlar. Hadi hadi. Asansörü kapatmışlar. Merdivenden çıkın. Merdiven kullanmak bana yakışmaz. Bakalım güvenliğiniz nasılmış? Aa, hiç yakışmadı. En son güncellemeyi yapmamışsınız. Sunucu odasında mı saklanıyorsun? Korkakça. Senin için bile. Dedi Wilson Fisk, arama geçmişini silmeye çalışırken. Bunca yıldan sonra hala aynı patavatsız velisin. Doğru ama cazibemin de bir kısmı oradan geliyor be. Canın cehenneme. Açtırın şu kapıyı hemen. Güvenli, devam edin. Merhaba. Sanırım Willy bu ara bombalara sarmış. Yardıma ihtiyaçları var. Sen onları kurtar. Bombalar bizde. Bunu kaldıracağım. Ama bir an önce çıkmanız gerek. Yürüyebiliyorsanız yaralılara yardım edin. Gidin, gidin, gidin! Her şey yolunda mı? Destek çağırmak üzereydik. Destek benim sanırım. Önden git. Biz arkanda olacağız. O geliyor patron.
Anılarını mı yazıyorsun? Unutma, örümcekle adam arasında tire olacak. Helikopteri hazırlayın. İşi fazla uzatmam. Buraya kadar gelebilmene şaşırdım. Ama aptallığın şimdi sona erecek. Seni hala görebildiğimi biliyorsun, değil mi? 8 yıldır aynı küstahlık. Benim için mi? Hiç gerek yoktu. Bu nasıl mümkün olabilir? Hayırdır Willy? Biraz kızmış gibisin. Seni yok edeceğim örümcek. Bu şehirde yanlış giden her şey senin eserin. Ya öyle mi? Ben de aynısını senin için söyleyecektim. Ne yapacağınızı biliyorsunuz beyler. Ne yapıyoruz? Öpüşüyor muyuz şimdi? Boş ver, belki sonra. Sonunda Raft'e gidiyorsun demek. Sanırım orada benden daha fazla düşmanın var. Bunun küçük bir aksaklıktan fazlası olacağını düşünüyorsan. Hop, gitmem gerek. Hey, bol şans biri. Çünkü gerçekten ihtiyacın olacak. Geri zekalı. Bu şehirde düzeni sağlayan her zaman bendim. Bir ay şimdi keşke geri gelseydim diyeceksin. Üzgünüm, geciktim ben. Vay be. Ben siz başlamışsın. Yatırımcı komitesinin yöneticisi şu an yolda. Sorun yok Parker. Ekipmanı ben yarattım. Başa çıkabilirim. Güç dönümleyicisi. Hayır ya. Belki de iptal etmeliyiz. Henüz değil. Bekle. Doktor, iyi misin? Bir aksilik daha işte. Ama çok yaklaştık. Herkes iyi mi? Evet, hepsi benim suçum. Enerji seviyeleri. Beklentilerimizi aştı biraz. Başka bir açıdan bakacak olursak bu oldukça olumlu bir gelişme. Olumlu bir şeymiş gibi kokmuyor. Sizi temin ederim. Sıradaki aşamada... Acele etmeyelim. Bunu tartışabileceğimiz başka bir yer var mı? Günün kalanı için izinlisin Peter. Ama... Sonra konuşuruz. Arkamı kolla. Demek muhbir sensin. Uzaklaş ucube herif. Evet, kesinlikle o. Sana uzaklaş dedim. Beni rahat bırakın. Kes sesini. Yaklaşayım deme, yoksa onu vururum. Bırak beni.
Artık güvendesin. James'in hakkında yanılıyormuş. Biraz garip olsan da iyi kalpli birisin. Gidecek bir yerin var mı acaba? Başımın çaresine bakabilirim. Eminim bakarsın ama ne olur ne olmaz Fist Merkezi diye bir yer var. Çoktan gördüm bile. Sadaka istemiyorum. Şehirdeki en iyi yulaf kekleri oradadır tartışmasız. Annem eskiden çok yapardı. Yemeyeli gerçekten çok zaman oldu. Bir ara bakarım. Sağ ol. Örümcek çocuk. Örümcek adam olacaktı ama neyse. Giysim yırtıldı. İçine su giriyor. İnfilak edeceğim. Parker. Doktor Octavius. Ben de tam şey... ne var orada? Çin yemeği. Burada olduğunu bilseydim. O nedir öyle? Sadece bir yan proje. Tabii. O sensin. Ben neden bahsediyorum? Hadi ama Parker, apaçık ortada. Açıklamama izin ver. Keşke bana daha önce söyleseydin. Söylemek istedim. Ama ismim duyulursa aileme zarar gelmesinden korktum. Evet. Onun ekipmanlarını tasarladığın ortaya çıkarsa sen de tehlike altında olursun. Evet. Yani evet. Merak etme. Sırrım güvende. Neyse. Seni yalnız bırakayım. E-postana bak. Affedersiniz, işe geç kaldım. İyi görünüyorsun örümcek. Merhaba New York. Yeni kostüm aynı ben. Bunun sahibi kesin... Kıpırdama. Bak dostum, her duyduğum kıpırdama için kenara 50 kuruş atsaydım şu anda muhtemelen paranın... Merhaba Pete. MJ? Ne yapıyorsun burada? Seninle aynı şeyi. Çalışıyorum. Daha doğrusu çalışıyordum. Evet, bu senin de sanırım. Evet, sağ ol. Ne yani? Robbie Bugle için seni buraya izinsiz girmeye mi yolladı? Aslında teknik olarak Robbie burada olduğumu bilmiyor. Ve az öncesine kadar izinsiz girmiş de sayılmazdı. Ha? İzin ver anlatayım. Affedersiniz. Merhaba, Mary Jane Watson. Fisk'in açık arttırmasını yazıyorum. Merhaba. Yarın geleceğinizi sanıyordum. Ben biraz erkenciyimdir. Şey, ama ben değilim. Yarın tekrar gelirsiniz. Pekala. Tamam. Kusura bakmayın. Alo, Craig? Hayır, üzgünüm. Sadece sanırım kapak için başka bir şeye ihtiyacımız olacak. Bilmiyorum. Belki şu ekspresyonist parça. Aslında sanırım bugün olmasını sağlarım. Emin misiniz? Buradasınız. Siz buradayken halledelim. Teşekkür ederim. Craig, boş ver. Sorun yok. Hadi başlayalım. Taşıtlar bürosu için lütfen bire bak. Norman Osborn mu? Bu da ne böyle? Şeytan nefesi mi? Bu ne anlama geliyor? Ne oluyor? Af-
affedersiniz. Bayım, bu burada olmamalı. Ah! Olamaz. Heykel nerede? Şurada. Şu tarafta. Gidelim. Dosyayı bulun hemen. Ve çıkışa doğru giderken seni gördüm. Hayatta olduğun için şanslısın. 5 dakika önce seni kurtaran bendim. Dinle. Bu maskeli adamlar her kimse bu dosyanın peşindeler. Ama burası onlarla kaynıyorken onu buradan dışarı çıkaramam. Doğru. Tamam. Sen şurada saklan. Ben kötü adamları indireyim, sonra ortalık temizlenince kaç. Güzel plan. Seni görmek güzel Beat. Seni de öyle. Ama tekrar buluşmamızın böyle olacağını hayal etmemiştim. Komik. Ben tam olarak böyle hayal etmiştim. Durun! Olamaz. Saklan! Antik gözüküyor. Bunun nereden geleceğini bulabilecek birini tanıyor. Sonra hallederim. Craig'le konuştum. Onun muhabiri değilsin. Harry Ticaret için bile çalışmıyorsun. Çalışıyorum demedim ki. Merhaba. Mary Jane Watson. Daily Bugle. Burada gördüklerin hakkında bir kelime bile yazmayacaksın, anladın mı? Kayıt için. Maskeli adamların çaldığı dosya hakkında ne biliyorsun? Hiçbir şey. Peki ya Fisk'in bu müzayede evinde akladığı çalıntı malları ne demeli? Editörün cevabını avukatımızdan alacak. Hala tuvalete gidemedim. Acaba bir şey etsem önce? Yani tamam. Dürtüp durma sana. 10-11 merkez. Şüpheliler tutuklandı. Burayı temizledik. Mix mi? Son 6 ay hiç yaşanmamış gibi mi? Mix, ne ara İtalyan restoranı oldu ya? Bilmiyorum ama patates kızartması hiç değişmemiş. Kesinlikle. Şehrin en iyisi. Bugle'da işler nasıl? Yani işte az önce Robbie'den bu akşamki sözde antikalarım hakkında hepsi büyük harfli bir mesaj geldi. Yani anlaşılan hukuk ekibiyle görüşeceğim. Yine. Yok be. Yazacağın makaleyi okusun da bir. Terfi garanti. Neyse. Ürkütücü maskeli adamlar. Ne düşünüyorsun? Bence sıradan bir gece işte. Sen ne düşünüyorsun? Arkasında daha büyük bir hikaye var gibi. Sadece işten bahsetmeyelim. Senin hayatın nasıl gidiyor? Terfiye aldın mı? Hayır ama büyük bir şey başarmak üzereyiz. Biliyorsun Oscorp seni saniyesinde işe alırdı. Harry'e bir telefonla... Tabii ama Dr. Octavius'ın çalışması milyonlara yardım edecek. Şu anda tam olmam gereken, olmak istediğim yerdeyim. Sanki diğer işinden daha önemliymiş gibi geldi. Böyle konuştuğunu hiç duymamıştım. 6 ayda çok şey değişebilir. Beni niye buraya çağırdın Pete? Yani arkadaşça yemek yemek için. Arkadaş. Biz arkadaş mıyız? Yani olabiliriz eğer istediğin buysa tabii. Üzerimde çok yük var ama şimdi. Evet tabii ama bu... Kötü bir şey olmak zorunda değil ki. Yani güzel şeyler de yük olabilir. Mesela para gibi ya da anahtarlar veya frambuazlı ruj. Neden ayrıldığımızı hatırlıyor musun? Sanırım bu bir tuzak soru. Siren kurtardı seni. Sonra konuşalım mı? İkinizi tekrar birlikte görmek harika.
Siz her zaman favori çiftimdiniz. Peki nasıl çalışıyor? Normal bir kol gibi. Yapmasını istediğin şeyi düşünüyorsun ve... Hey, siz burada ne yapıyorsunuz? Burası güvenlik riski nedeniyle mühürleniyor. Şunu yapmayı kesin hemen. Bunlar hassas ekipmanlardır. Bu kadar. Belediye başkanının ofisini arıyorum hemen. Peter Parker, nasılsın bakalım evlat? İtan çomağı hazırla. Bay Osborn. Aa, lütfen. Birbirimizi ne kadar zamandır tanıyoruz? Bay Başkan diyeceksin. Norman demen yeterli. Norman. Norman burada ne yaptığını sanıyorsun? İmzaladığın yatırım anlaşması katı güvenlik önlemleri içeriyor. Ve bu senin ilk ihlalin değil. Onlar için af çıkmıştı ama. Ben çıkarmıştım. Ekipmanına uzun zaman önce el koymalıydık. Fakat çığır açan bir buluşumuz var. Teşekkür ederim. Ülkemize hizmet ettiğin için minnettarız. Buradaki arkadaşlar seni Oscorp Robotics'e götürecek. En yeni prostetiklere sahip olacaksın. Ücretsiz. Bunun güvenlik ihlaliyle hiç alakası yok, öyle değil mi? Sana yardım etmeye çalışıyorum Otto. Çalışmalarına devam edebilirsin. Güvenli bir ortamda elbette. Oscorp'ta. Her zaman odadaki en zeki adamdın Otto. Hiç değişmedin, öyle değil mi? Sen de öyle. Peter. Harry Avrupa'dan önümüzdeki yıl dönüyor. Belki ikiniz hep hayal ettiğiniz o işi kurabilirsiniz. Fırsat ayağınıza geldi diyelim. Yavaşça doktor. Yani her şeyi almadılar. Belki baştan başlayabiliriz. Peter, biz diye bir şey kalmadı. Artık yatırımımız olmayacağı için maaşını ödeyemem. Düşünmeye ihtiyacım var. Yerinde olsam iş aramaya başlardım. Şurası sahne girişi. Biz de tam önünde olacağız. Gerçekten çok kalabalık gibi duruyor. İyi olacaksın tatlım. En son konuşma yaptığımda lisedeydim. Bayan Steinberg bana C-X'i vermişti. Keşke seni şimdi görebilseydi. Bak, halledersin baba. Yani sen örümcek adamı kurtardın. Artık resmen bir süper kahraman olduğuna eminim. Süper kahraman mı? Belki de sadece pes etmeyen bir adamındır. Hepiniz hoş geldiniz. Mikrofonu Başkan Osborn'a bırakmadan önce birkaç şey söylemek istiyorum. Şehrimiz böyle örnek vatandaşları barındırdığı için çok şanslı. Sanırım şu çete savaşı sonunda bitti. Yani gerçekten bitti mi? Tabii hala çözülmesi gereken yarım kalmış şeyler var ama. Yarım kalmış derken? Sağlam Kargo diye bir şirketin kamyonunu olay yerinden uzaklaşırken gördüm. Bir şeyler ters gibiydi. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Belki buradan çıkınca kahve içmeye gidip birlikte çözebiliriz. Teşekkürler Jim. Ben daha iyi anlatamazdım ama deneyeceğim. Memur Davis'in bir kahraman olduğunu hepimiz biliyoruz. Ya da kahve içmek yerine birlikte yemek de yiyebiliriz ha. Ben size gelirim, yemeği ben yaparım. Ya da tamamen profesyonellerin pişirdiği bir yerde de yiyebiliriz, o da olur, bana uyar. Hiç fark etmez aslında. Görevinden çok daha fazlasını yapıp olağanüstü cesaret gösterdiği için memur Jefferson Davis'e
bakanlık onur nişanını takdim etmek benim için büyük bir ayrıcalıktır. Telefon bekliyor. Şu an biraz meşgulüm canım. Acil görünüyor efendim. Tamam. Tebrikler bayım. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bu değerli onuru ailemle, eşim Rio'yla ve oğlum Miles'la paylaşıyorum. Onların desteği olmasaydı ben yaptığım şeyleri yapamazdım. Evet. Bu an için yıllarca uğraştım. Kimsin sen? Önümüzdeki günlerde senin şirketin, senin şehrin ve önemsediğin her şeyin yerle bir olacak. İnsanlar yardım etmen için sana yalvaracak ama onları kurtaramayacaksın. Beni dinle Danyo. Böyle tehditleri haftada iki kez alıyorum. Ben biraz adam ol da ne istiyorsun söyle. Acı çektiğini izlemek istiyorum. Şükürler olsun. Beni duyuyor musun? Beni duyabiliyor musun Peter? Beni duyabiliyorsan elimi sık. Burada kal. Babanı bulup geleceğim. Peter. Peter uyan. Hadi bir şey söyle lütfen. Anne. Anne. Miles. Hayır. Hadi. Düşün, düşün. Elim kayıyor. Acele et. Hadi. Aldım onu. Miles. Miles. Sen iyi misin? İyi iş çıkardın evlat. İyi misin anne? Evet, evet. Sen? Sen iyi misin? Ben iyiyim anne. Tamam. İyiyim. Sen iyi olduğuna emin misin? Evet, iyi olacağım. İyi olacağım. İyi olacağım. Tamam dinle. Benim gidip babamı bulmam gerek, hayır, tamam mı? Hayır, Miles. Gerekiyor. Hemen. Baba. 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 Baba hayır. Uyan baba.
Uyan! Lütfen uyan. Başın sağ olsun. Seni tanıyor muyum? Ben Peter Parker. Olay sırasında ben de oradaydım. Ve şey, bak beni tanımadığını biliyorum ama tek söylemek istediğim şey... Nasıl hissettiğini biliyorum. Böyle diyecektin değil mi? Ya da zaman her şeyin ilacı... Ya da merak etme. Hepsi Tanrı'nın planının bir parçası. Bak özür dilerim ben sadece... Yardım etmeye çalışıyorsun. Biliyorum. Bunun için özür dilerim. Onunla ne yapacağım bilmiyorum. Neler olduğuna inanamayacaksın. Bana verdiğin adres vardı ya, oraya gittim. MJ. Biliyorum, biliyorum ama bekle. Bu ne böyle? Sadece dinle. Pekala, bunu bir daha yapma demek isterdim ama nasılsa yapacağını bildiğimden al bakalım. Bir dahakine bunsuz gitme. Güzelmiş. Teşekkür ederim. Tombstone kafadan kontak ve yenilmez biliyorsun değil mi? Herkesin bir zayıf noktası vardır. Benimki... Şu anda her ne pişiriyorsan o. Harika kokuyor. Tavuk köri. Sadece biraz daha pişmesi gerek. Çin mantısı yoktur umarım. Bunu unutmama asla izin vermeyeceksin değil mi? Asla. Çin mantısı felaketi. Tüm binayı tahliye ettiklerine hala inanamıyorum. Değil mi? Üstelik ocakta komşuların benden nefret etmişti. Evet, onlar ayrılmamıza çok sevinmişlerdi. Evet. O zaman... Lee'nin ofisinde buldukların hakkında konuşalım. Şey, Lee'nin Norman Osborn'la bir sorunu olduğu ortada. Evet ama neden? Henüz bilmiyorum. Ama bir sonraki hamlesi şeytan nefesiyle alakalı. O her neyse tabii. Evet. Neler bulabileceğime bakarım. Düşünüyordum da... Bir takım olmaya ne dersin? Yardımcım mı olmak istiyorsun? Örümcek kız gibi mi? Ya da örümcek kadın. Hayır. Kadın. Yardımcı gibi değil. Ortak gibi. Aa. Yine mi be? Of. Hey, suç radarı şeyin ötüyor. Bir haneye tecavüz olayı var gibi. Charles Standish. Tanıdık geliyor. O, Oscorp'un mali işler müdürüymüş. Bekle. Bunun Lee ile bağlantısı olduğunu düşünmüyorsun değil mi? Yemeği ektiğim için üzgünüm. Sen giysilerini mutfakta mı bıraktın gerçekten? Nereye bırakayım? Şu kanepeye bırak gitsin. Sonra görüşür müyüz? Kesinlikle. Thank you.
sanırım bunu başardık derim. Ben inanılmaz derim. Yardım edeyim mi? Evet. Sorun nedir doktor? Demek o kadar belli oluyor. Doktorlar buna dejeneratif nörolojik bozukluk diyorlar. Sebebi muhtemelen aldırışsız gençliğimde maruz kaldığım zehirli kimyasallar olmalı. Çok üzgünüm. Yardımcı olabilir miyim? Zaten oluyorsun. En kötü kısmı da sadece kasları etkiliyor olması. Zihin çalışmaya devam ediyor ama artık hiçbir şey yapamıyor. Bunu bilen tek kişi sensin. Ve öyle kalmasını istiyorum. Elbette. Eğer geleceği daha parlak bir işte çalışmak istersen... Ben buraya seninle çalışmaya buradakiler için geldim. Ve o bir yere gitmiyor. Yani ben de gitmiyorum. Ooo, birimiz inatçı çıktı. İşte bu yaptığın son hataydı iti. Bir genci soymak için bu kadar adam şart mı ya? Yaralandın mı? Sen örümcek adamsın. Sen muhteşem örümcek adamsın. Sen inanılmaz örümcek adamsın. Ve Jameson'ın kullandığı birkaç sıfat daha. Bak, gerçekten cesurca davrandın ama bir dahakine savaşmayı profesyonellere bırak, olur mu? Tamam ama ya onlardan etrafta yoksa? Yani kendinden iki kat büyük insanlara da rastgele bir şekilde yumruk sallayamaz. Yanlış anlama, ben de kendimden güçlülerle savaşıyorum ama ben bunu yaparken... Brooklyn Köprüsü'nde Rhino'yla savaştığın zamanki gibi mi? Orada müthişti. Çok iyi bir örnek. Karşındaki adam senden büyükse ondan hızlı olmalısın. Anladın mı? İyi tamam da bunu söylemek senin için kolay tabii. Kusura bakma ama senin yaptığın şeyi yapamam ben. Peki, gönder gelsin. Ciddi misin? Evet, hadi. Öncelikle kendini adrenaline kaptırma. Yavaş nefes al ve derin nefes al. Sakinleş. Kalçanı rakibine hizala al. Ve ilk hamleyi onun yapmasına izin ver. Ayaklarını kullan ve dengesini kaybedince bir açıklık ara. Bu. İşte böyle. Böyle mi? Evet, böyle. Bir kereliğine hamle yapabilirsin. Tam çenenin üstüne, tamam. Siktir. Çok özür dilerim. Yok. Hayır. Hiç sorun değil. Böyle devam et ve sorun olacağını sanmam, tamam? Ders bitti. Gitmem gerek. Teşekkür ederim. Lafı olmaz. Örümcek adama yumruk attım. Merhaba. Parker. Kutlamaya tam vaktinde yetiştin. Kutlama mı? Dur. Kollar nerede? Vay canına. Bu çok havalı. Ama nasıl? Kafatası içi sinirsel ağ hattı. Beyin ateşleme hızları bir nanosaniyenin altında. Beyin içi sinyallerinden bile daha hızlı yani. Bir prostetikle kıyaslanamaz bile. Başardık Peter. Kimse bunu elimizden alamayacak. Bu inanılmaz. Ve senin sinirsel ağ hattı için yaptıkların en önemlisiydi. Ama daha test bile etmedik. Yani bilmediğimiz çok şey. Çok güzel çalışıyor. Hadi ama şuna baksana bir. Bu çok kötü. Doktor? Doktor,
Olası bir sorun bu. Ne kadar dikkat edersen her şeyde sorun var. Ama kader cesurdan yanadır. Yaptıklarımızı dünyaya gösterme vakti. Otto, sinirsel ağ motorsal sinirlerini ayrıştırmıyor. Beynin diğer kısımlarını etkiliyor olabilir. Tutkularını, ruh halini... bence biraz daha test etmeliyiz. Yeterince test yaptık. Hayatımda ilk defa başarısız hissetmiyorum. Kendim gibi hissediyorum. Otto, başarısız değilsin. Ama bu zihnine kalıcı hasarlar verebilir. Lütfen. Bu doğru. Doğru. Merak etme. Çok yaklaştık. Ben devam edeyim. Sorunları halledeyim. Sen git. Git hadi. İyi olduğuna emin misin? Evet. Teşekkür ederim Peter. Yani her şey için. Şimdi sizi Başkan Osborne'un medyaya sesleneceği Grand Central Terminali'ne götürüyoruz. Martin Lee artık hapiste. Bu şehre bir söz verdiğimde onu mutlaka tutarım. Yakında New York halkı şehrin kaderini sonsuza kadar değiştirebilecek bir karar verecek. O yüzden oyunuzu kullanırken yaptıklarımı hatırlayın. Artık hiç olmadığımız kadar güvendeyiz. Yalancı! Başına gelecekler hakkında hiçbir fikrin yok. Peter. İyi misin? İdare ediyorum. Burayı tek başına yönetmen hakkında nasıl hissetsem bilmiyorum. Bu insanların yardıma ihtiyacı var. Birkaç saat uykusuz kalacaksam da kalayım, bir şey olmaz. Bay Lee'den hiç haber aldın mı şeyden sonra? Hayır. Ama bunu benim tanıdığım Martin yapmış olamaz. Her neye dönüştüyse hatırlamak istediğim kişi o değil. MC ile işler nasıl? İşler aslında o biraz karışık. Dürüstlük. Benle birlikte zor zamanları atlamamızı sağlayan şey dürüstlüktür. Sizin zor dönemleriniz mi oldu? Tabii. Özellikle de sizin yaşınızdayken. Pekala. Ona karşı dürüst müsün? Seni gerçekten tanıyor mu? Hey, sesini aç. Duymak istiyorum. Bir polis sözcüsü Grand Central Terminali'nde yapılan saldırıda kullanılan aletleri taşıyan kamyonun bu olduğunu teyit etti. Hiç bitmiyor. Peter? Tamam. Görünüşe göre işler biraz daha kontrol altında. Rastin güvende olduğunu söylememiş miydin? Öyleydi. Gidelim. Belki göründüğü kadar kötü değildir. İyimserliğine bayıldım. Ama deneyimince bir şey kötü göründüğünde genellikle berbattır. Dikkat et! Yuri! Kayıyorum! Dayan! İyi misin? Evet. Partiye hoş geldiniz. Havai fişeklere tam zamanında yetiştiniz. Elektro.
Neden herkesi serbest bırakıyor? Ana kontrol merkezine gidip durumun ciddiyetine bakacağım. Tamam. Ben de gidip partiye katılayım. Ah, selam Rhino. Umarım sürpriz seviyorsundur örümcek. Sürpriz mi? Bu gerçekten çok iyi oldu. Scorpion, bir dakika beklesen. Bir telefon görüşmesindeydim ve işle ilgiliydim. Hadi ama örümcek adam, kovalamaca oynamıyor muydu? Yakaladım. Görüşmeyeli çok uzun zaman oldu. Birlikte çok eğleneceğiz. Üzgünüm, çok meşgulüm. Kostümümü beğendin mi? Çok gösterişliymiş. Nereden aldın? Özel bir kulüpten. Söyledi. İyi fikir. Hatta istemiyorsanız bunu hiç yapmasak da olur. Bunu kesinlikle istiyorum. Her birinizin yapması gereken bir iş var. Bitirdiğimizde borçlarınız ödenmiş olacak. Hadi. Bunca yalan. Hepsi bitti artık Norman. Doğruyu söyleme zamanı.
yeniden bilirim. Bu saat itibariyle emniyetlilerin... Aa, evet, iyiyim. Şunları benim için dağıtabilir misin? Tabii. Ama bu ölümcül hastalığın tedavisi için gece gündüz çalışıyorlar. Sable şirketi tarafından şehir genelindeki karantina yoğun bir şekilde uygulanıyor. Şehrin dört bir yanında. Polis ve Sable ajanları Riker ve Raft firarileriyle savaşmaya devam ediyorlar. Bu sırada belediye başkanı Osborne hapisten kaçış ve şehirdeki hastalıktan dolayı örümcek adamı suçlayıp onu kaçak olarak damgaladı. Ama henüz bir kanıt sunmadı. Pek çok kişi belediye başkanının suçu başka tarafa çektiğine inanıyor. Bugle'ın özel raporuna göre bu hastalık Manhattan'daki gizli, kontrolsüz bir Oscorp laboratuvarından kaynaklanıyor. Belediye başkanı Osborne, Oscorp'un enginçleri üzerinde çalıştığını ısrarla iddia etse de bu iddiayı destekleyecek başka bir kanıt sunmadı. Doktor Octavius, neden? Bunun olmasına nasıl izin verdin? Az önce hastaneden aradılar. Kaçtığını söylediler. İşe geri dönmem gerek. Doktorlar hala 14 tane kırık kemiğin olduğunu söyledi. Bu da demek oluyor ki 192 tane kırık olmayan kemiğim var. Benimle ilgilendiğin için sağ ol. İmkansızı başardık doktor. Ama şimdi onu yok etmek zorundayım. Yapacağım ufak bir tasarımın yardımıyla. Yalvarmamı mı istiyorsun? Öyle bir şey olmayacak. İnsanlar gerçeği öğrenecek. Seni kaldırımdan süpürmeden önce. Onlara ne yaptığını anlat. Ben asla... Sahip olduğun her şey yalanlar üstüne kurulu. Yalanlar! Sen şirketimi çaldın, fikirlerimi çaldın. Şimdi gerçekler. Bu gerçek. Pekala. Gerçek şu ki, sadece benim için çalışırken bir değerin vardı. Gerçek şu ki, senden daha iyi olduğumu asla kabul edemiyorsun. Sen başarısızsın Otto. Ve her zaman da öyle kalacaksın.
Antiserumu bana! Otto, hayatın boyunca insanlara yardım ettin. Lütfen bunu yapma. Yanlış adamla savaşıyorsun. Bunu sen istedin. Sen tam bir hayal kırıklığısın, Parker. Biliyor muydun? Seni uyarmayı denedim Peter. Ama beni dinlemedin bile. Demek biliyordun. Kazanmana izin veremem. Bu benim için fazla önemli. Benim için önemini tahmin bile edemezsin. Adam yok artık. Beni kurtaramazsın Peter. O halde kendi kendini kurtarman gerekecek. Yorgun görünüyorsun Parker. Yorgun değilim. Sadece insin. Dünyayı değiştirmek istiyorsan, en zor kararları vermen, en zor seçimleri yapman gerekir. Dediklerine daha fazla katılamazdım. Hayır! Hayır! Peter, seni oğlum gibi gördüm. Bana ihanet edeceğini bilmeliydim. Tıpkı diğerleri gibi. İhanet mi? İhanet mi? Ben sana tapıyordum. Zekana, bilincine, insanlara yardım etme arzuna ve asla pes etmemene. Peter, benim gibi adamların daima bir görevi, bir sorumluluğu vardır. Yeteneklerimizi başkalarının iyiliği için kullanırız. Bunun değerini bilmeseler bile. Altımızdakiler için gereken her neyse onu yapmalıyız. Anlasalar da anlamasalar da. Hayır, yanılıyorsun. Sen olmak istediğim her şeydin. Ama hepsini çöpe attın. Evet, doğru haklısın. Haklısın Peter. Artık daha iyi anlıyorum. Sinirsel arayüz zihnimi etkiledi. Ama bunu düzeltebilirim. Biz bunu düzeltebiliriz. Birlikte. Bana yardım edersen. Elimden geleni yapacağım.
En iyi yardımı alacaksın doktor. Hayır! Beni içeri tıkarlarsa kollarımı alırlar. Bu işe yaramaz bedene ömür boyu hapsolurum. Lütfen Peter. O ben değildim. Sen bana seni asla terk etmem dedin. Söz vermiştin. Hatırladın mı? Tabii ki. İçin rahat olsun. Sırrın benimle güvende Peter. Doğru olduğunu düşündüğün şeyi yap. Ben de öyle yapacağım. Peter. Peter. Canımı ne kadar yakarsa yaksın. Peter, nereye gidiyorsun? Peter. Peter. Hala geçerli. Daha fazla üretmek için bu örneğin tamamına ihtiyacımız olacak. Peki ne kadar sürecek? Birkaç saat. Belki bir gün. Peki ya birini kurtarmak için şimdi kullanırsak? Diğerlerini iyileştirmek için yeterli olmayacak. Sana birkaç dakika vereyim. İyi olacaksınız efendim. Tedavi ilacı burada. Maskeni çıkar. Yeğenimi görmek istiyorum. Biliyor muydun? Uzun süredir biliyorum. Seni endişelendirmek istemedim. Endişelendim. Ama seninle gurur duyuyorum. Ben de duyardı. Kurtardığın onca insan. Ne yapacağımı bilmiyorum. Evet, biliyorsun. Thank you.
Nasıl geçti? Merhaba, Mary Jane Watson. Yardımcı editör. Tebrik ederim. Başaracağını biliyordum. Peki ya sen? Bir iş bulabildin mi? Hayır ama... Hemen geliyorum tatlım. Teşekkür ederim. Sanırım kariyer değiştireceğim. Değişiklik fena olmaz. Evet, galiba bir aşçı olacağım. Bir saniye bekle. Ama sen bir bilim insanısın. En iyilerinden. Evet ama çalıştığım son projede neredeyse tüm şehri yok eden canavar bir ahtapot yaptım. O yüzden... Doğru. Gerçi yaptığın tavuk körü bayağı güzeldi. Evet. Çin mantısını hala geliştiriyorum. Kamp mı yapacaksın? Hayır. Çıkacağım evin hazır olmasına bir hafta falan var. O yüzden birkaç gece mağazada kalacağım. Yani istediğin zaman bende kalabilirsin. İstersen tabii. Hayır. Yani evet. İstemiyor değilim. Hatta istiyorum da aslında ama tabii sen de istiyorsan. Bunu istemeyi asla bırakmadım. Ben de bırakmadım. Ustası sayılmam ama sanırım söyleme tarzımla alakalı. Kafaya fazla takıyorum sanırım. Tamam, masayı nereye koyalım? Şuraya koyalım. Tamam. Pete, bir şey diyeceğim. Evet. Anneme bahsedemediğim bir konu hakkında sana danışmak istiyorum. Sorun ne? Yani benim vücudumda garip şeyler oluyor. Fiziksel şeyler. Yani şu anda yaşın dolayısıyla vücudunda bir takım değişiklikler olmaya başlayabilir ve dolayısıyla birkaç bölgede... Hayır, ondan bahsetmiyorum. Sanırım bunu sana gösterirsem daha iyi olacak. Hayır, hiç gerek yok. Çok tuhaf değil mi? O kadar da tuhaf değil. Çok yaklaşmıştık. Ama denemeye devam edeceğim. Bir tedavi bulacağım. Söz veriyorum. Seni seviyorum. Bütün şehir paramparça ediliyor ve onu kurtarabilecek miyim bilmiyorum. Sevdiğim insanları koruyabilme yetisine sahip miyim? Sen asla bıkmadın. Ne olursa olsun pes etmedin. Ben de etmeyeceğim. Bu benim gücüm.
Bu benim sorumluluğum. Çünkü ben Örümcek Adamım.